AK Parti ve MHP'nin adayı belliydi zaten. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacaktı. Ancak grup toplantısında da partilerin gruplarından da resmi olarak bir ortak karar çıkması, ortak metin çıkması gerekiyordu. Resmiye kavuştu. Aynı şekilde hem İYİ Parti'de hem de CHP'de bir kapalı grup toplanması da bekleniyor elbette. O iki gruptan da CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi olarak adaylığının açıklanması bekleniyor. Efendim Türkiye 14 Mayıs'ta sandığa gidecek. Hem 13. Cumhurbaşkanını hem de parlamentonun 600 milletvekilini seçecek. 21 yıldır iktidarda olan AK Parti Türkiye'yi 5 yıl daha yönetmeye talip. Peki AK Parti bu defa meydanlara nasıl bir seçim beyannamesiyle çıkacak? Halka nasıl bir Türkiye vaat edecek? Detaylar haberimizde. AK Parti 1999'da Gölcük ve Düzce'yi vuran depremlerin ardından iktidara geldi. Resmi rakamlara göre 18.685 vatandaşımız hayatını kaybetti. Aradan geçen 24 yılda Türkiye'nin depremlere ne kadar hazır olduğu Kahramanmaraş depremleriyle bir kez daha ortaya çıktı. Eleştiri okları iktidarı gösterirken Türkiye seçimlere gidiyor. İktidar partisinin seçim beyannamesi yazılma aşamasına geldi. Yazım ekibinde eski bakanlar da bulunuyor. AK Parti'nin seçim beyannamesi Türkiye için hemen şimdi sloganıyla hazırlanıyor. Beyannamede vatandaşın belini büken ekonomiden adalete, dış politikadan savunmaya kadar başlıklar var. Seçim beyannamesinde en dikkati çeken bölüm depremle ilgili. Kahramanmaraş depremlerinin ardından beyannameye depremle ilgili bir bölüm eklenmesine karar verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mart'ta partisinin grup toplantısında Türkiye Ulusal Risk Kalkanı modelinin oluşturulacağını açıkladı. Ülkemizin deprem, sel, heyelan, kuraklık, maden kazası, orman yangını gibi bu başlıklardaki öncelikli ve potansiyel risk alanlarını belirliyoruz. Böylece Türkiye için bir ulusal risk kalkanı modeli oluşturmayı, şehirlerimizi depreme dirençli yerler haline getirmeyi planlıyoruz. Erdoğan'ın açıkladığı o model seçim beyannamesine girdi. AK Parti seçmenlere şehirlerin deprem, sel ve kuraklık gibi afetlere daha hazırlıklı hale getirileceğini vaat edecek. İstanbul başta olmak üzere deprem riski olan tüm illerde yeni yerleşim alanlarının inşa edileceği sözü verilecek. Beyannamede sadece inşaat odaklı değil, şehirlerin kendine özgü tarihiyle, kültürüyle, sosyolojisiyle değerlendirileceği de vaat edilecek.